Arkadaşlar merhaba. Bugün kamplarda kullanılan ısıtıcılardan bahsedeceğiz. Şu an hava kış geldi. Yazın bunlardan çekmiştim ama çok manidar olmamıştı yazın. Sonuçta o zamanlarda havalar sıcaktı. Pek kimsenin de ilgisini çekmemişti. Şimdi hava kışladı. Böyle bir video çekeyim dedim. Belki birilerinin işini görülür. Basitten komplekse doğru gidecek olursak. Arkadaşlar tek kişilik çadırlarda şöyle LPG'li bir kartuşlu lamba kullanabiliriz. İsterseniz bunu zincirle çadırın üstüne asarsınız. Bu hem aydınlatır hem ısıtır. İsterseniz şöyle açalım. Şunun üstüne şöyle basit bir şey koyup misal şöyle bir basit bir şey koyup bunu ısıtmayı da sağlayabilirsiniz. Yani cezveye tutarak suyunuzu da buna kaynatabilirsiniz. O işi de görüyor. Onun dışında bu yaklaşık 202 kaçlık kartuş bu. Büyük 230 gramlık kartuş. Bunun 80'li de var arkadaşlar. Baya küçük. 2 saat falan gidiyor. Bunları doldurmak problem. Ben bununla ilgili daha önce bir video çekmiştim. Şunun arkasına bunu boşalttıktan sonra tabii kartuşu tamamen boşalttıktan sonra sibobundan yaptıktan sonra şuradan matkapla bir delik delip şuradan ta ortadan çakmakların sibobunu buraya yerleştirip ve dışını çelik macunla sıvadığınız zaman normal çakmak gazıyla da bunu doldurabilirsiniz. Basit bir yöntem. Bu şöyle göstereyim. Bunun böyle Çin'den geliyor zaten. Bu şöyle kutusu var. Kutuda taşınıyor. Modüler böyle söküp takıyorlar falan. Benim bu kutu biraz bozulmuş. Şöyle portable laten taşınabilir lamba diye şöyle gösteriyor. Lüküs gömleği kullanıyor. Küçük boy. Bunu biraz bulmak zor oluyordu ama ben buldum. Nurgaz'ın var internette. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Hem ısıtır. Şöyle çok da açarsanız yukarıya soba gibi ne derler ocak gibi de çalıştırabilirsiniz de. Şu an gayet de güzel ısı veriyor yukarıya. Bunu kullanabilirsiniz tek kişilik çadırlarda veya iki kişilik çadırlarda ısıtır. Koku yapar mı? Koku yaptığını pek duymadım. Yani denedim. Böyle çok büyük koku duymadım. Ha tabii çadırdaki oksijen her zaman bitirir. Çünkü oksijen az. O yüzden çadırda küçük de olsa böyle bir drenaj hava alacak yer bırakmanız gerekiyor. Kimileri şöyle çadırların önüne lamba asıyor. Bu çadırların önüne asılan lamba işte yaban hayatında ayılar, mayılar, cart cart bir şeyler gelmesin diye genelde böyle kullanılıyor. Kimileri de bunu çadırın içine asıyor. 2-3 kişilik çadırların içinde ideal. Bu gemici feneri, fırtına feneri. Şu üst tarafları bunu ısınıyor. Bunda çalışma sistemi zaten şu. Şuradan yanan hava ısınıyor. Isınan havanın bir kısmı bacadan giderken bir kısmı şuradan geri dönüşümle alttan sump yapıyor, çekiyor. Şu deponun dışında bir katman var. Şuradan sıcak havayı tekrardan alıyor. Tekrardan buradan geri gönderiyor. Oksijenle bağlayıp. Hem de şuralar ısındığı için ortamı da ısıtabiliyor. Bu daha küçüğü. Tek kişilik çadırlarda kullanabileceğiniz gibi atom modeli. Bu hem ışık veriyor. Tek kişilik çadırda hem de ısı verebilir. Onun dışında daha kompleks yapılara gidersek. Şöyle Ruslar biliyorsunuz yakıt konusunda adamların problemi yok. Dünyada LPG'miş vesairemiş hepsinin adamların yakıtı bunlar da var. Adamlar böyle bir şey yapmışlar arkadaşlar. Hem ısıtıcı yani ne derler buna katalitik ders ısıtıcısı var. Şuralarda petekleri var. İçine benzini koyuyorsunuz veya gaz yağını koyuyorsunuz. Ön ısıtma yaptıktan sonra gaz yağını şu demir parça ısınıyor. Hem önden hem arkadan ön ısıtmayla. Bu yakıtı da ısıtıyor. Gaz halinde yakıtı üflemeyi sağlıyor. Adamlar bunu yapmışlar. Bunu kışın kulübelerine kullanmışlar. Genelde Ruslar. Biliyorsunuz Rusya soğuk bir memleket. Yani bu ocak ısıtır mı? Pardon bu soba ısıtır mı diye düşünmeyin. Adamlar yapmış yani. Gerçekten güçlü. Yani direkt karşı ısıtıyor. Yansıtarak ısıtıyor. Aynı zamanda bunu böyle ısıtıcı gibi şey de kullanmışlar. Bir şey koyup üstüne böyle yemeğinizi de pişirebilirsiniz. Ekmeğinizi ısıtabilirsiniz vesaire. Balıkçı çadırlarında ve daha büyük çadırlarda ideal bir şey. Adamlar ona göre yapmış.
Bunun ön ısıtması var arkadaşlar kullanmadan önce. Şöyle de bir pompası var. Yine Schimmel'in çizgileri var arkadaşlar bunda. Zaten yazıyor üstünde de. Rus malı olduğu. Şöyle pompa. Şurada ben biraz pompa yaptım ama yeterli pompa yaptıktan sonra kilitliyorsunuz. Şurada ön ısıtma çanağı var. Şöyle yatay hale getirip ön ısıtma çanağı geri çektiğinizde şuraya ispirto konuyor. Şöyle ispirtoyu koyalım. Bir miktar ispirto koyuyorsunuz. Yani bu sizin buranın soğukluğuna bağlı. Çok soğuk bir yerdesiniz. 3-4 kere ön ısıtma da yapabilirsiniz. Veya böyle gibi böyle pürmüzle de ısıtabilirsiniz. Isıtacağınız yer belli zaten. Bunun altındaki bir bölme. Ve şurası. Hatta ben destek olsun diye şöyle biraz daha ısıtayım. Çünkü mutfaktayım şu an ve balkon kapıları açık ve soğuk bir yerdeyim. Daha çabuk faaliyete geçmesi için takviyede bulunalım. Evet, alttan da yanıyor şu an. Ön ısıtması bitince çakmağı çakacağız ve yakacağız. Hatta şu an bir yandan da açalım. Şu an gaz sesi geliyor bana. Bu peteklerin içi gaz dolacak arkadaşlar. Gaz doluyor, nemleniyor. Sonradan yanma olayı gerçekleşiyor. Ve şu an bayağı bir peteklerin içi doldu. Ben şu an görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ön ısıtmayı yaparken bir şekilde yanar arkadaşlar. Peteklerin içi dola dola gider. Çünkü petekler de belli bir ısıya, kor ısısına kavuştuğu zaman sizin ona gönderdiğiniz yakıtı o kendisi de buhar haline getirecek. Alttan kendisi de buharlaştıracak. Ruslar bunu kullandığında yaklaşık Rusça işte birkaç tercüme ettiğimiz belgede yaklaşık 8 saat, 7 saat, 8 saat yandığını söylüyorlar 1 litre ile. Deposu 1.8 litre alıyormuş arkadaşlar. Bununla da yaklaşık bir günü çıkartabilir balıkçı bir arkadaş. Yani gece balığa gittiyse sabaha kadar bunu bir depoyu kullanır. O da ortalama ona şu anki hesapla 40 lira, 35-40 lira mal olur. Tabii bu bir keyif işi. Yani tutup da bununla ev ısınmaz. Ekonomik olarak kullanmak evde pek mantıklı değil. Çünkü doğalgaz gibi iş de görmez. Ancak küçük kulübelerde ve balıkçı barınaklarında vesaire de direktman sizi ısıtabilecek bir seviyede. Şu an ön ısıtması bitti. Şu an ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum. Ama şöyle termometreyi tutarsak yaklaşık 39 derece. Yani telefonuma çok yakın tuttuğum için şu an ısınmasını bekliyoruz. Evet. Şu an karşıya yeteri kadar güçlü bir şekilde ısıyı vurabiliyor ve bu dakika dakika artacak büyük ihtimal. Çünkü gördüğünüz gibi kendisi de kızarmaya başladı. Çünkü petekler kızardığı zaman yakıtı direktmen kullanacaklar. Çiğ yakıtı, bakın çiğ yakıt en son dibe kadar vuruyor. Oradaki çiğ yakıtı kullanıyor şu an. Belli bir süre sonra orada çiğ yakıta kalmayacak. Tamamen kullanacak. Bütün maviye dönecek alev. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle yandan görebiliyor musunuz? Alevin yukarı atışını. Şunu biraz kısalım. Evet. İyicene petekler doldu. Evet, şimdi açtık. Şu an arkadaşlar 42 dereceye çıkardı. Daha da yükselir bu derece. Evet. Görünüyor mu bilmiyorum. Bayağı bir güçlü bir şekilde ısıtıyor. Ve benim yüzümü yakmaya başladı. Gelelim. Bu böyle yanarken şöyle biraz kısalım. Diğer ocağımıza gelelim. Pardon, ocak diyorum tekrardan, kusura bakmayın. Diğer
Koleman sobamıza denk gelelim arkadaşlar. Koleman sobamız ise bu. Önümüzdeki soba. Koleman biliyorsunuz arkadaşlar, bunlarda ilk bu işlere başlayan bir firma. Yine bu da çok büyük bir soba değil. Şöyle taşınabilir. İşte bağ evleri, kamp evleri vesaire, onlarda dekoratif kullanılabilir. Şu normalde iki tane taşı var arkadaşlar bunun. Bunlar taşlar. Yanarken dalga efekti, işte ne derler ona, yanma efektini canlandırıyor. Ancak ben bunu tamirledim. O yüzden fazla kullanmıyorum. Tekini taktım, bu sağlam olanı taktım. Tamirli olanı takmadım. Çünkü bununla hem bir tarafı hem de diğer tarafının yanışını görün diye. Bu sobada yine Koleman klasik çizgini kullanmış arkadaşlar. Koleman No 18 modeldi, yanlış söylemeyeyim. No 18 veya No 19. Birisi gaz yağlı, birisi benzinli çalışan model bunların. Yani karosen. Çünkü Amerika ilk önce karoseni keşfetti. Gaz yağını keşfetti, sonra benzinli keşfettiler. Karoseni keşfettikleri için de birçok şey karosenlidir. Deposu bu arkadaşlar. Yaklaşık 2 litrelik bir deposu var. Bu depoda şurada tırnak var. Tırnağa basıp depoyu geri çekebiliyorsunuz. Hareketli bir depo. Koleman'ın klasik gene depo kapağı. Klasik pompası arkadaşlar. Kilitlenebilen bir pompa. Yani şöyle solu açıp pompa yapıp sonra kilitleyebiliriz bir pompa. Jeneratör içinde arkadaşlar. Şunun ucuna bağlı bir mili var. Milin ucunda iğnesi var. Memeye bağlı. Şurada yanması için yanma bölümü var arkadaşlar. Mavi alev buradan çıkacak. Şu mavi alevin çıktığı yerin hemen önünde ön ısıtma yaptığımız bir bölüm var. Buradan da buraya bir miktar yakıt vurup jeneratörü ısıtıyor. Ve şurada da ispirto çanağı var arkadaşlar. Şöyle onları gösterebilir miyim? Şurada ispirto çanağı. Bu jeneratör. Bu jeneratörü ısıttığı bölüm. Yani şuradaki yakıtın burayı da ısıttığı bölüm. Bu döküm brülör arkadaşlar. Yani burası yanma olayının, gazlaşma olayının gerçekleştiği yer. Burada dökümden bu. Gerçekten sağlam yapmış. Hemen buna da bir miktar ispirto koyup ön ısıtma yapalım. Şöyle. Ön ısıtmayı başlattık onun da. Bunun bir de koruması var arkadaşlar. Şöyle tel. Onu söktüm ben şimdi. Bunu da ben yaptım. Üstünde yoktu. Bu dekoratif taşlarını bulmak çok zor arkadaşlar. Türkiye'de şu an yok. Yetenekli biri bunu yapabilir. Gaz betondan da yapabilir. Yani oyarak da yapabilir. Şöyle bir iç çukur olmalı. Ama Avrupa'da var tabii bunlar. İyi bir fiyata satılıyor arkadaşlar. Yani benim gördüğüm 150-200 dolar civarında sadece bu taşları satılıyor. Gerçekten pahalı. Onun ön ısıtması biterken bakın şu burasını ihmal ettim. Şöyle bir asayım şuraya. Isıtıcının ucunu astım arkadaşlar. Bu da burada. Şöyle göstereyim. Evet. Şuraya probun ucunu astım. Şöyle bir de takip edelim arkadaşlar. Kaç dereceyle ısı vuruyor. Ve hala şu an yanıyor ve güzelce yanıyor. Şunun ön ısıtmasına da biz de destek olalım. Videoyu uzatmamak için. Şuraya ben ısıtıyorum. Tamamen jeneratörü, burları hepsini ısıtıyorum arkadaşlar. Yardımcı olmak bağlamında. Yani videoyu uzatmamak adına. Çünkü benim bulunduğum yer soğuk şu an. Mutfaktayım, kapılar açık. Büyük ihtimal olmuştur. Şöyle biraz açıyoruz. Bakın şurada mavi bir alev var. Gösterebilir miyim bilmiyorum. Bakın. İlk önce şuradaki, bakın. Gördünüz mü bilmiyorum. İlk önce şuradaki yanda jeneratör ısıtan mavi bölüm yandı. Daha sonra üst bölüm yanmaya başladı. Şunu da açalım. Şurada bir bypass vidası var. Bunu açarsak buradaki jeneratörün içindeki fazla havayı boşaltıyoruz en son. Şu an yanmaya başladı arkadaşlar bu da. Bu da yandıkça buradaki plakadan yansıtacak arkadaşlar. Yansıtarak şömine tarzı karşısında geçen bir kişiyi ısıtacak. Şuna tekrardan.
Termometreyi de bir yandan da tutuyorum. Şöyle 33.8. Yavaş yavaş ilerliyor. Gayet de güzel ısıtıyor arkadaşlar. Şu %32 nemi, bal nemi. Nasıl, termometrem bozuk herhalde arkadaşlar. Çalışmıyor yani. 30-33'lerde kaldı, takılıp kalıyor. Uzun süredir duruyordu. Bu şekilde arkadaşlar. Kışın kullandığımız ocaklar, kullandığımız sobalar, bunlar. Bunlarla faydalı bir şekilde kamplarda ısınmaya çalışıyoruz. Şurada ispirto bitmemiş herhalde. Evet, ispirtonun bitmesini, şu ışık ispirtodan kaynaklı arkadaşlar. Hemen sökelim, şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi şurada altta bir mavilik var. O mavilik jeneratör ısıtıyor. Üstteki mavilik ise sobaya ısıyı veriyor. İsterseniz bu taşı sökebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi yansıtma özelliği var bunun. Bu da ısıyı yansıtarak ısıtıyor. Şu üstü de gene ısınabiliyor. Üstüne de isterseniz şu önüne şu tele bir şeyler bağlayıp onu da ısıtabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Diğer sobamız bu arkadaşlar. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Etkili bir şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.